1953 yılında Bursa'da doğdum. Eskişehir'e vazifeli olarak geldim. Halen Anadolu Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesiyim. Eskişehir biliyorsunuz Selçuklu döneminden itibaren Türklerin ilk yerleştiği bölgelerden birisi olmuş. 1076 yılında Haçlılara karşı verilen bir savaştan sonra iyice buraya yerleşiyor Türkler. Merkez bölge yani Eskişehir'in bugünkü merkezi olan bölge biraz daima sınırda kalıyor. Ama Sivrihisar gibi bir büyük alan ilk dönemden itibaren yerleşme alanı oluyor. Ve burada da yapılarını görüyoruz Selçukluların. Mesela bir büyük ulu cami var Selçuklu döneminde yapılmış. İlk yapımı 1. Alaaddin Keykubat dönemine tarihleniyor 1230-31 yıllarına. Daha sonra o yapı genişletiliyor, büyüyor. Ee, Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden birisidir. Ee, o derecede büyüklükte de bir cami. Ee, ahşap direklerde eee Mihrap önündeki bölümde hala Orta Asya'dan gelen o ahşapların üzerindeki işlemelerin 2-3 tanesinde orijinal e, süslemeler durur hala. Çok güzel bir minberi vardır. Gündekari tekniğinde yapılmıştır. Çok güzel işlemelidir. Alçıdan yapılmış yine çok hoş bir e, mihrabı vardır. Önemli bir Selçuklu yapısıdır ve e, eski dönemlerden gelen ahşap kirişleme tekliğini taşıması açısından da önemlidir. Bunun dışında yine Sivrihisar'da eee Hazine-dar mescidi var. O da küçük bir mescit. Ardından belki iki türbeyi söyleyebilirim. Bunlardan birisi Moğol dönemine tarihleniyor. 1327 Alemşah Türbesi. E, hemen ondan birkaç yüz, birkaç yıl sonra yapılmış Mahmut Suzani Türbesi var. Her ikisi de iki katlı. Mahmut Türbesi'nde eyvanlı bir üst kat var. Eyvanlı türbeler içerisinde değerlendirilebilir. Selçukluların türbelerinde ya da kümbetlerinde bir mumyalık katı denilen ya da cenazelik katı denilen bir alt kat bulunuyor. Bu alt katta mumya yer alıyor. Bir havalandırma bacası gibi hizmet veren küçük bir penceresi oluyor. Onun dışında üst katta mescit katı adını verdiğimiz işte bir mihrabı olan, bir mihrapçığı olan, insanların gelip dua edebildiği, bazılarında temsili bir sandıkanın bulunduğu bir türbe çeşidi ya da kümbet. Mumya konusuna gelince bu şimdi aradan çok zaman geçtiği için mumya konusu unutuldu. Biz 20. yüzyıldayız, iyice aradan zaman geçti. Ancak Selçuklu döneminde mumyalama geleneği devam ediyor. Evet Müslümanlar, Müslümanlığı Anadolu'ya gelmeden önce de kabul etmişler. Yani Anadolu'ya geldikleri zaman Müslüman olmuş değiller. En az bir 200 yıllık geçmişleri var. Buna rağmen eski geleneklerini de muhafaza ediyorlar. 1202 tarihli bir vakfiye var. Bu vakfiyede Konya için Konya'da fakir halkın mumyalanabilmesi için bedava mumyalama hizmeti veren yerler kurulduğunu öğreniyoruz. O halde mumyalamaların sadece işte sultanlara ya da onların ailesine ya da emirlere ya da işte devletin ileri gelen kişilerine ait olmadığını, halkın da mumyalanmasına yönelik faaliyetlerin olduğunu bu vakfiye bize söylüyor. Yegane belge bu ilginçtir. Ama Osmanlı dönemine gelince, beylikler döneminde yavaş yavaş bu mumyalama adeti kalkıyor. Kümbetlerin ikinci katları, alt katları gidiyor. Sadece toprak üstüne tek kattan oluşmaya başlıyorlar. Osmanlı döneminde de bu tamamen ortadan kalkıyor. Selçukluların mezar geleneği için bunu söyleyebilirim ama süslemelerine gelince ya da mimari özelliklerine gelince. Osmanlı mimarisinden çok farklı bir mimarisi olduğunu söyleyebiliriz. Tanıyabilirsiniz Selçuklu mimarisini. Kendisine özgü bir özelliği vardır. Bir karakteristiği vardır. Bugünkü modern mimari anlayışına yakın bir anlayış vardır. Toplum evet Müslümandır, orta çağdır ama laik bir toplumda karşı karşıya olduğunuzu hissedersiniz. Yapılar da bunu söyler. Araştırmalar vardır. Ee, Belki portallerinde bir kalıplaşmadan söz edebiliriz. İşte portal süslemeleri bellidir. Üç yönden çevrilir. Bunlar geometrik bezemelerle ya da figürlü bezemelerle süslenir. Burada bir kalıplaşmadan bahsedilebilir. Ama o kalıplaşmayı kıran sanat özelliği olarak öne geçen özellikle yapılar da vardır ama bunlar maalesef Eskişehir'de değil. Eskişehir'deki yapılarımız çok sade. Belki Seyit Gazi'den Ümân Hatun Medresesini söyleyebilirim. Kadıncık Ana Türbesini söyleyebilirim. Çoban Baba Türbesi belki bunlar sonradan yenilenmiş olmakla birlikte Ümân Hatun da 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in eşidir. Alaaddin Keykubad'ın annesi olduğu söylenir ama o biraz tartışmalı bir konu, tam tam kesin değil. Bir medrese yaptırır ve kendisine çok yakın olan, hizmet ettiği düşünülen bir hanım kişi de medresenin yanında ufak bir türbede gömülüdür. Onun içerisinde medresenin içerisinde de yine eyvan tarzında bir türbe vardır ve bu medresenin ana eyvanını oluşturur. Medrese daha sonra Osmanlı döneminde tabii kullanılmış ve bazı tadilatlar, ufak tefek yapılmış. Ayaktadır. Abidevi bir yapıdır. Görülmesi gerekir. Seyit Battal Gazi'nin türbesine gelince o daha sonra Osmanlı döneminde yenileniyor ama Ümmühan Hatun'un buraya medrese yaptırması ve buraya yerleşmesinin yani burada bir çekirdek oluşturma isteğinin nedeni de Seyit Battal Gazi türbesini yaptırabilmek ve orada bir çekirdek oluşturabilmek. Eskişehir'deki merkez de ne tür Selçuklu yapıları var dersek pek fazla bir şey yok. Alaaddin Camisi adıyla anılan bir cami var. Selçuklu döneminin sonuna yıkılmasına doğru o tarihlerde yapılıyor. Ancak o cami sonradan çok elde çok değişti, değişikliği uğradığı için bugün artık Selçuklu özelliğini koruyor denilemez. Bir kitabesi kalmış Selçuklu'dan günümüze. Benim bildiğim bu. Ama e, odun pazarında bir e, Ak cami adıyla andığımız bir cami var. O eski bir Selçuklu e, hamamı üzerine İshak Fakih tarafından camiye çevrilmiş. İshak Fakih de işte 14. yüzyılda Germiyanoğlu Beyliği'nin en önemli din, e, din bilginlerinden birisi, ünlü bir fakir ve bu caminin biz restore edildiğini tekrar düzenlendiğini biliyoruz ve hamamdan çevrildiğine dair bugünkü sıvaların altında iz bulmak belki mümkün değil ama raspa yapılırken restore edilirken o izler belliydi. Bir Selçuklu hamamı nasıl bir camiye çevrilir? Nasıl uyar derseniz Ak cami iyi bir örnektir. Çünkü merkezi planlı bir plan şeması vardır hamamlarda. Camiye de çok güzel uymuştur. İlginç bir yapı odun pazarında yer alıyor. Eskişehir modern mimari ve geleneksel teknikleri kullanan bir şehir olarak da ilginç bir yer. Çok güzel bir pota. Mimaride hem Selçuklu hem Osmanlı, arkasından Cumhuriyet dönemi yapıları ve bu arada hakikaten halkın kendi imkanlarıyla yaptırdıkları, kendi kısıtlı olanaklarıyla yaptırdıkları ama geleneksel inşa tekniklerini kullandıkları köy camileri ilginçtir ve ilginç özellikler gösterir. Bunlar Orta Asya'ya kadar bağlanan özelliklere sahiptir ama sadece Orta Asya'ya bağlanmazlar. Bunların kagir örnekleri Trakya'da, işte tümülüslerde, yeraltına gömülü mezarlarda bulunur. Ankara Galat mezarlığında bulunur. Çok güzel bir potadır. He, olan biten bütün kültürleri değerlendirmiş ve yeniden e, e, bugünkü Eskişehir e, dokusuna eee biz hissetmesek de vermiştir o hoşgörü vardır Eskişehir'de ve Eskişehir'in mimarisi bu açıdan belki başka bir gözle incelenip belki yeni bir şeyler söylenebilir.